Herkese merhaba sevgili izleyiciler, mutlu pazarlar. Evet, pazar günü. Şimdi sizin sorularınızla başlıyoruz. Sorularınızı ben seslendiriyorum. Ekonomist Bayram Başaran'la karşımızda yanıtlarını da Bayram Bey'den alacağız. Merhaba Bayram Bey, iyi pazarlar. Merhaba İbrahim, iyi pazarlar. Evet, o zaman hemen Alper Hanım'la başlayalım. Alper Kaya, merhabalar. Rusya firması olan Akkuyu'daki enerji firması adımıza dışarıdan 6-10 milyon dolar borç bulup Türkiye tahvillerini alıp kasamızda, merkez kasamızda emanet durup ihtiyaç oldukça alınacak deniliyor. Bu konudaki fikriniz nedir? Bu nedir? Neyin karşılığı? Putin buna izin verir. Manidar değil mi? Bayram Bey diye soruyor. 6.10 milyon dolar. Hanımefendinin, Ayfen Hanım'ın bahsettiği rakam 6 ile 10 milyar dolar arası bir rakam. Zaten bunun bir bedeli ödendi. Ne oldu? Türk firması konsorsiyumdan çıkarıldı. Evet. Bir bedel ödendi. Ama bunun daha da bedelleri olacaktı. Bakın, ekonomik veya siyasi, eğer bir şey, birinden bir şey istiyorsanız karşına bir şey vereceksiniz. Bir şey almadan bir şey vermek mümkün değil. Dolayısıyla bunun hem ekonomik bedelleri olacak hem siyasi bedelleri olacaktır maalesef. Şimdi bu da bana göre son derece yanlış. Ya kendini disipline etmek yerine gidip bir başkasına el açmanın bir anlamı yok. Ve o parayla da Rusya istediği gibi oynayabilir. Senin tahvillerini alabilir, gider istediği günde satabilir. Böyle bir şey yok. Sabah aldım, akşam sattım ya da akşam aldım, yarın sabah sattım. Ne yapacaksın? Hani sıcak paranın bir başka şekli bu. İşte yanlışlık burada başlıyor. Yani kendi aileni, bütçeni disipline etme yerine gidiyorsun, bu başkasına muhtaç oluyorsun. Senin demokrasinin başka gibi, yani demokrasinin kılıcı gibi başında sallanıyor. İstediğim zaman cartta bırakırım seni. Çin ne yaptı? 2.7 trilyon civarında Amerikan tahvili vardı. Sata sata 9.1 trilyonun altına indirdi. Geçen açıkladılar. Beraber konuştuk. Niye? Şimdi daha fazla satarsa Amerikan ekonomisinin dış borçlanmadaki sıkıntılar ortaya çıkacak. Tahvil çıkacak ama ihraç edecek ama alacak adam olmayacak. Evet. Şimdi Çin alıyordu, Japonya alıyordu, Rusya alıyordu, Hindistan alıyordu, şimdi almıyor. İşte yanlış burada başlıyor. Başkasının parasıyla kalıcı olmadığı sürece para piyasalarında işlem yaparken çok dikkatli olman gerekiyor. Ona bel bağlamaman gerekiyor. O yatırımcının parası değil, yatırım parası değil. Adam seni istediği yere köşeye sıkıştırabilir. Bunu yapmayıp da kendini disiplin etsen daha doğru değil mi? Bütçeni disiplin etsen daha doğru değil mi? Ama maalesef yanlış. Eğer yapıyorlar ise ben de duydum bu rakamı. Ama umarım yapmıyorlardır. Yapıyorlarsa hem siyaseten, bakın hem siyaseten hem de ekonomik olarak Rusya bağımlılığını artırırsın maalesef. Evet. Peki Alper Hanım'a cevabımız olsun. Murat Bey'e geçelim. Murat Dağlı. Hocam 18'i görmesine izin vermiyorlar ama dün dövizcilerde gördüm 18.10'dan dolar bozuyorlar, 18.30'dan satıyorlar. Normal şartlarda dövizciler birebir veya az aşağısına dövizi bozarlar. Acaba neden böyle bir yol izliyorlar diye soruyorum ben. Şimdi Ankara psikolojik olarak 18'i geçmesini istemiyor. Bunun da bedelini çok ağır şekilde döviz alarak, satarak ödüyor. Tamam, başkalarının dövizlerini, emanet dövizleri, swap ki emanettir. Emanet dövize kendi dövizleri sanıyor, kendi dolarları sanıyorlar. Bu yanlış bir yol. Evet, gidin Tahtakale'de, Sirkeci'de, gelin Taksim'de, başka semtlere gittiğiniz zaman her büfede kurların farklı olduğunu görüyorsunuz. Özellikle Tahtakale'deki kurlar farklı. Çünkü önemli döviz piyasası. Çok önemli bir döviz piyasası. FX piyasalarında farklı. Bankalar arası piyasada farklı. Şimdi biz ne demiştik iki ay evvel? Bakın yanlış yapıyorsunuz demiştik. Çoklu fiyat sistemine geçilecek ki biz bunu yıkmak için 10-12 sene uğraştı rahmetli Özal. Şimdi siz bunu geri getiriyorsunuz. Paralel piyasalar oluşmaya başladı. Bu ekonomide kontrolün elden yavaş yavaş çıktığını gösteriyor. Artık döviz piyasalarını böyle polis soruyla bilmem ne kontrol edemezsiniz. Zamanda yapıldı mı? Evet, Özal yaptı. Döviz büfeleri basıldı bilmem. Bankerler basıldı. Tahtakale basıldı falan. Onlar bu iş çözülmüyor. Bu işin tek çözümü ekonomik. O zaman ekonomiyle çözmen lazım. Uygulandığınız politikalar yanlış. Baştan sona yanlış. Evet. Yapacak hiçbir şey yok. Yanlış politikalar yani. Peki bir diğer izleyicimiz Cumhur Pirgarip. Bir ay, bu ay sonuna %30 devalüasyon yapılacak düşünüyorum. Ayın 15'inden sonra 23 TL'yi göreceğimizi düşünüyorum diyor Cumhur Bey. Bu bir görüş olur mu? Olmaz da diyemem. Olur da diyemem. Neye göre Cumhurbaşkanı rakam veriyor onu da bilemiyorum. Merkez Bankası'nın piyasaya müdahale edemeyeceği kadar dövizi kaldığı zaman bu iş patlar. Bu ne zaman o kadar dövizi kalır? O zaman Merkez Bankası'nın rezervini saniye saniye kontrol etmek gerekiyor. Ödemeleri de kontrol etmek gerekiyor. Sanayicinin ihtiyacına kontrol etmek gerekiyor. Ona göre dövizin nerede, ne şekilde duracağını ve ne kadar artacağını hep beraber göreceğiz. Ben rakam veremem. Rakam faizlik olur. Ama kurun artacağı kesin. Bunun başka yolu yok. Bir kere Amerika'nın faiz artışı gelecek. Bununla beraber kesin. İki, Türkiye'deki hatalar daha büyük olacak. Daha büyük hataların, daha büyük sonuçlarını görmeye başlayacağız. Daha büyük enflasyon göreceğiz.
Maalesef o da kuru tetik diyecek. Umarım dediklerimiz olmaz ama şu anki rakamlar bize bunu gösteriyor maalesef. Peki Ayşe Dağhan, Euro bölgesinden yaptığımız ihracat ürünleri mamul ve yarı mamul ürün olduğundan, ayrıca işleyecek altyapımız olmadığından içeride ürün fiyatları düşmez, nötr kalır ve satış olmayacağından döviz girdisinde azalma olacak diyor. Şimdi doğru söyleniyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim markalı sattığımız ürünlerin, maalesef markalı sattığımız ürünlerin fiyatlarında artış olacak ama ihracatlarımız düşecek. Şimdi bunu bir kere tespit edelim. Şu an Türkiye'yi, hani harıları fabrikada çalışıyor deniyor ya, fabrikada fason çalışıyor şu an. Doğru, uzak doğudaki fasoncular Türkiye'ye geldi. Şimdi Avrupa'da özellikle Çin'le bu kapanma dolayısıyla vesairesiyle, özellikle tekstil grubunda uzak doğuda üretilen mallar Türkiye'ye geldi, bu doğru. Bakın, dün akşam bir sanayiciyle konuştum. Buradan Çin'e uçak biletine kadar biliyor musunuz? 25 bin dolar. Çin'den dönerken 1000 dolar. Şimdi bu çok önemli. Oradaki bir tök anlaşmanın Türkiye'ye kaydırılması gerekiyor. Türkiye'nin oradan ham madde alması gerekiyor. Veya Türkiye'de imalat yaptıracak firmalar, Çin'de imalat yaptırıp da Türkiye'ye kaydıran Avrupalı firmalar, Batılı firmalar. Şimdi bunlar için sürekli ham madde tedariği peşinde Çin'de. Bu tamamen fason. Ya biz ne ödüyoruz? Ne alıyoruz? Türkiye ne kârı varmış biliyor musun? Mal sattıktan kârı yok. Sırf işçilik kârı var. Fasoncuk böyle bir şey. İşçilikten kâr ediyorsun. Ham maddeyi o veriyor sana, diğerlerini veriyor. Türkiye'de bir anda çok döviz girişi oluyor, bir anda çok büyük döviz çıkışı oluyor. Ha, çok döviz çıkışı olmuyor ama çok döviz çıkışı görünüyor. Dolayısıyla şu anki ekonomik canlılık bize istenen karlılığı getirmiyor. İstenen girdiği sağlamıyor. Ekonominin ihtiyacı olan dövizi sağlamıyor. Ama ithalat rakamları giderek büyüyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bu çok ciddi sıkıntı demek Türkiye için. Yani fasonculuk da bir ülke, dünyada hiçbir ülke kalkınamaz. Öyle söylemiş oldum. Peki. Ayşe Hanım'a da yanıtınız olsun. Peki. Deniz Bozcu. %176 enflasyon dünyada hangi ülkede var? Venezuela'dan sonra dünyada en yüksek enflasyon Türkiye'de, nasıl kurtulacağız bu durumdan? Şimdi söylediği doğru. Evet. Dünyanın en yüksek enflasyona sahip 3 ülkesine biriz. Venezuela var. Biz var. Bir tane Afrika ülkesi daha var. Bitti. Bundan nasıl kurtuluruz? Bundan artık ekonomik tedbirlerle kurtulamayız. Bunun için hukuk sisteminin, yönetim sisteminin tamamen değişmesi gerekiyor. Sonra da ekonomik sistemin değişmesi gerekiyor. Ekonominin aktörlerinin değişmesi gerekiyor. Ve onların hukuken serbest bırakılması gerekiyor. Ve işin ehline verilmesi gerekiyor. Başka Türkiye'nin hiçbir kurtuluş yolu yok. Bunun için de şunu önereyim. Muhalefet de kazanmış olsa, diğerleri de kazanmış olsa, Türkiye'nin tek kurtuluşu var. Seçim kanununun değişmesi. Nasıl değişecek diyeceksiniz. Seçim kanunu şudur. Şöyle değişmeli. Her insan kendi bulunduğu bölgeden milletvekili seçilmek zorunda. Bunun için de hani parti liderlerinin dayattığı listelere değil, kendi bölgesinin, ilçesinin, şehrinin, insanının seçilmesini partiye dayatması gerekiyor. Başka türlü Türkiye'nin kurtulma şansı yok. Yani İstanbul'daki bir adamı götürüp, Urfa'dan, Urfa'daki adamı götürüp, Trabzon'daki adamı getirip, Kastamonu'dan milletvekili gösterdiği sürece yandık. O iş bitti. Bunu yaptığın sürece Türkiye'nin sırtı yerden kalkmaz. O zaman seçim kanunu topluca değişmesi gerekiyor. Her yerde, her şehirde, her ilde ön seçimlerin yapılması gerekiyor. Partilerin dayattığı, liderlerin dayattığı adamların artık devre dışında kalması gerekiyor. Aksi takdirde hiçbir değişim yok çünkü kafalar aynı. Hiçbir şey yok. Yani şimdi hangi partiye bakarsanız bakın hepsinde aynı şey var. Ne var? 80'den beri hepsi milletvekili. Ondan sonra çok az insan değişmiş. %30 değişmiş. Ama bakıyorsun en az yapan 3 dönem, 4 dönemdir milletvekili yapıyor. Böyle bir şey yok ya. Beceremiyorsunuz abi, o zaman gidin. Bunu diyebilmemiz gerekiyor. Demediğimiz sürece ne hukuk sisteminde ne ekonomide değişimler olmaz. Evet, maalesef, o koltuktan çok rahat oturan bir daha kalkmak istemiyor maalesef. Evet. Peki, bilim deryası, 2-3 yıldan beri üretici fiyat endeksi tüketici fiyat endeksinin iki katı olarak seyrediyor. Yani üreticiler Türkiye'nin en büyük hayır kurumu olarak çalışıyor. Kızılay dahil bütün sosyal yardım kuruluşlarını Üreticiler Federasyonu'na bağlayıp her üreticiye onur ödülü vermeliyiz. İşte aslında bunun bedelini biz faizle ödüyoruz. Enflasyonla ödüyoruz. Sonuç enflasyon. Şöyle diyelim. Üreticinin maliyetlerini düşürmek için ne yapıyor? Ona rağmen maliyetlerini düşürmek için ham madde girdileri artsa da öbür taraftan Merkez Bankası diyor ki bugüne kadar yapıyorlar artık yapamıyorlar. Yani 4-5 aydır yapamıyorlar. Hatta sanayici köşeye sıkıştırdılar. Diyor ki ben size dedi ucuz finansman sağlıyorum. Enflasyon %80 ama ben sana %14'te 18'de kredi sağlıyorum diyordu. Bu sanayici de bunu alıyordu. Bu parayı kendi parası sanıyordu. Şimdi borçlanma da yükseldi. Artık girdiler de arttı. Faizler de çıktı. Bu sefer sanayici kredi kullanamamaya başladı ve köşeye sıkıştı. Ama bu üretici fiyatlarındaki artışın bedelini sonuçta tüketici ödeyecek. Tüketici olarak hep biz ödeyeceğiz. Başka yolu yok. En azından %60'ını ödeyeceğiz. Bunu böyle bilinsin. Onun için diyoruz gelecekte enflasyon düşmeyecek, daha da artacak diye. Bu da son yanıtımız olsun. Çok teşekkür ediyorum size de. Haftanın ilk günü yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.